Arkadaşlar merhabalar, bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında çemberde açılar konusundaki test 4'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Yukarıda dairesel grafikte bir ülkede üretilen meyve miktarının üretim alanlarına göre dağılımları gösterilmektedir. Açıları bir yazalım mı arkadaşlar? 110, 150 daha 260. 360'dan 260 çıkartırsak bu açıyı bulurum ben. Yani kaç derece kaldı arkadaşlar? 260 çıkarttığım zaman 100 derece kaldı. O zaman bu ikisinin toplamı 100 yapacaksa buraya kaç derece kaldı? 24 derece kaldı. Buna göre üretilen meyvelerin kaçta kaçı ayvadır? Yani 24 derecelik kısma denk geliyor ayva. Bütün meyveler de 360 derecelik kısma denk geliyor. O zaman 24 bölü 360 dersek bize kaçta kaçı olduğunu söyler. 6'ya bölsen yok. Direkt sadeleştiği zaman 24 ile bu sadeleşiyor. Cevap 1 bölü 15 mi yapıyor? Evet, cevabımız böylelikle Balıkesir çıktı. Yukarıda verilenlere göre B, A, C, X kaç derecedir diye soruluyor. Gençler ne yapacağız? Teğetlik burada çok önemli. Teğet giriş açı bizim için gerçekten önemli. Soruda teğetlik olduğu zaman oraya yoğunlaştım. Hocam burası da lazım bana. Ama bu açılar yok. Onu bulmaya çalışayım. 54 var, 27 var. 54 ile 27'ye yan yana getirelim. Beraber takılsınlar. Hocam bak, yan yana gelince iki iç açı görünce dayanamam. İkisinin toplamı bir dış açıya eşittir. Yani burası kaç yapar? 81 yapar. Değil mi arkadaşlar? Evet, 81 yaptı. Bak şimdi. Şimdi 81. Teğet giriş açı. Gördüğü yay burası. 162. Hocam teğet giriş açı da 162'yi görüyor. O zaman burası da 81. Burada da bir üçgen çıktı mı gençler? Çıktı. 81, 54 ve x'in toplamı 54, 81 ve x'in toplamı kaç yapacak? 180 yapacak. Bu x'in toplamı kaç yaptı? 135 yaptı. O zaman x'e kaç kaldı arkadaşlar? 45 derece kaldı. Yani cevabımız ne oldu? 45. Akçay oldu. Esra, şekil 1'de verilen 3 parçadan oluşmuş dairesel bir şekli şekil 2'deki hale getirmiştir. Hocam yarı çapları R diyecek olursak R. Hocam yarım daireyi buraya, çeyrek daireyi buraya, çeyrek daireyi buraya koymuş. Çemberler birbirine değiyor mu burada? Değiyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Merkezleri birleştireceğiz. Merkezleri birleştiren doğru parçası ne oluyordu? Doğrusal oluyordu. Hop birleştirdik. Hop birleştirdik. Ve bunlar da zaten birleşik mi? Birleşik. Hocam bu da R, bu da R. Bu da R, bu da R. Bu da R, bu da R. Ne çıktı arkadaşlar burada? 2R, 2R, 2R. Yani bir eşkenar üçgen çıktı. Açılarımız 60'ar derece oldu mu oldu. Hocam bu bir çeyrek daireydi. Alfa 60 ve 12'nin toplamı ne olacak? 90 olacak. O zaman alfayı buradan kaç buluruz arkadaşlar? 18 olarak buluruz. Yani cevap Denizli. Rümeysa elinde bulunan yarım daire şekli kartonun üzerine şekil 1'deki gibi bir D doğrusu çiziyor. Evet, çizmiş. Daha sonra bu kartonu D doğrusu boyunca katlayınca O noktasına gelmiş. Oo, O noktası. Bak bu yarı çap değil mi arkadaşlar? Şöyle. Yarı çap. Bu da yarı çap. Yarı çap uzunluğu bizim için önemli. En etkili silahımız çemberdeki. Buna göre BACX açısı kaç derecedir diye soruluyor. Ne yapıyoruz gençler? Hop çemberi tamamlıyoruz arkadaşlar. Tamamlayalım bakalım. Şöyle tamamladım. Düzgün tamamlasana Kenan Hoca. Tamam, tamamladım. Bak şimdi böyle oldu. Benim için yarıçap önemli. Ben bunu böyle katlamışım, buraya gelmiş. Bakın bu nokta tam buraya gelmiş. Bu yarıçap noktası önemli demek ki. Bu nokta buraya gelmiş. Yani bu nokta buradayken buraya gelmiş değil mi katlamada? Gençler ya da şöyle bir şey. Katlamada hop bu buraya mı geldi? Evet. Katlamada üst üste binen kenarlarda yaylar da birbirine eşit olacak. Yayları koyduk. Bu kenar bunun üstüne gelmiş ya, ya da bu çap üzerine gelmiş ya. O zaman bu kenara yoğunlaşacağım. Bu buraya geldi. Gençler bu da bizim yarıçap uzunluğu değil mi? Sonuçta buraya kadar katladığında buraya geldi. Üst üste gemilen kenarlar birbirine eşit. Bu da eşit. Hocam yarıçapla bir yerde eşitlik verildi. En etkili silahımız neydi? Yarıçap. Çiz yarıçapı ama yarıçapın eşitliğini mutlaka ama mutlaka göster. Ne çıktı arkadaşlar burada? Bir eşkenar üçgen çıktı. 60-60. Bu açının tamamı 60 oldu. Burada da üst üste binerken bu üçgenler de üst üste biniyor ya. Üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak. O zaman burası da x olacak. 2x eşittir 60 ise x buradan kaç geldi? 30 derece geldi. Yani cevabımız böylelikle Balıkesir oldu. Şekilde verilen aynı büyüklükteki sarı, yeşil ve mavi daireler sırasıyla 8, 6 ve 4 parçaya bölünmüş. Arkadaşlar 8 parçaya bölünmüş. 360 bölü 8 kaç yapar burası? 45. Her bir bölme 45'er derece. 6 parçaya bölünmüş. 360 bölü 6 60. Her bir bölüm 60'er derece. 360 bölü 4 de her bir bölüm kaç yapıyor o zaman arkadaşlar burada? 90 derece yapıyor. Yani burası da 90 derece oldu. Sonra diyor ki bu daire dilimleri bazıları üst üste gelmeyecek ve merkezleri bir noktada olacak biçimde yerleştirilerek bir daire oluşturuluyor. Evet.
Şöyle bir daire oluşturuluyor. Buna göre oluşturulan bu daire için aşağıdaki görünümlerden hangileri elde edilebilir diye soruluyor. Arkadaşlar mavinin açısını 90 derece bulmuştuk. Yeşilin açısını 60 derece bulmuştuk. Ve sarının açısını da 45 derece bulmuştuk. Arkadaşlar toplam 360 yapıyor mu? Evet, 180 burası, 180 burası yapıyor. Birincisi oldu. Mavininki 90 derece, sarınınki 45 derece. 45, 45, 45. Burası da 60, 60 dersek topladığın zaman 360 yapıyor mu? Maalesef yapmıyor. Maviler 90, 90. Yeşil 60, 60. Burası da 45. Topladığın zaman 360 yapıyor mu? Maalesef yapmıyor. Üçüncüsü de yanlış. O zaman cevabımız yalnız bir yapacak. Yani 360'a tamamlayan açılarına baktık. Cevap Akçay. Aşağıdaki şekil ibresi ağırlıkla orantılı olarak saat yönünde dönen bir terazinin kadranını göstermektedir. Bu terazide 96 kilogramlık bir ağırlık konulduğunda yukarıdaki görünüm elde edilir ise terazide 64 kilogramlık bir ağırlık konulduğunda ibre sıfırdan itibaren kaç derece döner diyor bize. Arkadaşlar 96 kilograma geldiğinde 120 derece mi gösteriyor? Hayır. 120 derece mi döndü? Hayır. Önceden sıfırdan hop buraya kadar geldi. Yani kaç derece döndü arkadaşlar? 240 derece döndü. O zaman 96 kilogramda 240 derece dönüyorsa 64 kilogramda sıfırdan itibaren kaç derece döner diyeceğiz arkadaşlar. Ne yapacağız? Bu doğru orantı olduğundan dolayı 96x eşittir 240 çarpı 64 olduğundan dolayı. Şimdi biz bunu 16'ya bölsek 6. 16'ya bölsen 4. Sonra 6'ya bölsen 6'ya bölsen 40. X de buradan kaç yaptı? 40 ile 4'ün çarpımı 140 yok 160 oldu arkadaşlar. Cevabımız 160. Yani buradan itibaren 160 derece döndüğü zaman şöyle 160 derece döndüğü zaman nereye geldiği denk geliyormuş? 64 derece denk geliyormuş. Şöyle dönüş açısı arkadaşlar. Cevap C. D doğrusu M merkezi ve R yarıç adlı bir çemberi farklı K ve L noktalarında kesmektedir. Evet bir çember çizelim arkadaşlar. Bu çemberde de bir D doğrusu varmış. D doğrusunu da şöyle çizelim arkadaşlar. Çizdik. Sonra farklı nerede kesiyormuş? K ve L noktasında kesiyormuş. M merkezli çemberi. KL uzunluğunu ne vermiş arkadaşlar? R kök3 olarak vermişler. Buna göre KML açısı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şuradaki açı. Gençler burası R, burası da R değil mi? R kök3. Ne üçgeni bu? Direkt 30-30-120 üçgeninde kök3 katı değil mi? Yani burası 30, burası 30, burası 120'dir. Bizden de KML açısı isteniyor. Yani cevap ne yaptı o zaman? Balıkesir yaptı. Yukarıda verilere göre x nedir? Arkadaşlar 77 derece sadece dış açı. Burada teğetlik yok, işte çevre açı yok, merkez açı yok. 77 bir işime yaramaz. Ama 77'nin hop şurası bir işime yarar mı? Yarar. Çevre açıya dönüşüyor çünkü burada. O zaman burası kaç çıktı? 103 derece çıktı. Hocam x açısına baktığım zaman ne çevre açı var ne merkez açı var. Hiçbir şey yapamıyorum. O zaman ne yapacağız? En güzel çizimimiz. Yarı, çap, kafana göre buraya, 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 buraya değil. Çember üzerindeki noktaya hop buraya çizdiğin zaman. Ama yarıçap eşitliğini de göster. Hocam burası, burası eşit. X ise burası da x'tir. Yani ben bu açıyı bulursam olay bitti. Bak şimdi 103'e bak. 103 ise gördüğü yay var burada. 206. 360'a tamamlayan açısı kaç derece? 200 olsaydı 160 olacaktı. 4 daha çıkartıyorum. 4 daha çıkartınca kaç yapıyor arkadaşlar? 160'tan 4 çıkartıyorum. 156. Evet burası 156 yapacaktır arkadaşlar şöyle. Burası 156 ise burası da 156 oldu. Pardon. 360'tan 206 çıkartıyorum değil mi? Pardon. 360'tan 206 çıkartıyorum. 360'tan 206 çıkınca 154 yapıyor. Burası 154. İşlem hatası yapıyordum. Kusura bakmayın. O zaman burası 154 oldu. O zaman 2x ile 154'ün toplamı direkt ne olacaktır arkadaşlar? 380 olacaktır. Yani 2x buradan 26 derece. X de buradan kaç geliyor? 13 geliyor. Yani cevabımız böylelikle Edremit oldu. Yukarıda verilere göre x nedir diye soruluyor. Arkadaşlar açıları yazmaya kalktığınız zaman hiçbir şey yapamıyorsanız sıkıştığınız an çember düşüneceksiniz. Çember. Acaba çember çiziliyor mu? Çember çizmenin kuralları neydi? Ya hipoları aynı olan iki dik üçgenin etrafına çizilir. Ya karşılıklı açılar toplamı 180 derece olan yani kirişler dörtgenin etrafına çiziliyordu. Ya da iki kenar aynı açı görüyorsa o zaman çiziliyordu. Buraya baktığımız zaman şu açının tamamı kaç arkadaşlar? Topladığımız zaman 8, 8, 16, 9, 106 yaptı. Şurayı topladığımız zaman burası kaç yaptı? 74 yaptı. 106 ile 74 toplamı 180. Dolayısıyla bu bir kirişler dörtgendir. Kirişler dörtgenin etrafına bir çember direkt tereddütsüz koyabiliriz. Koyduk.
Bizden x deniyor. X hocam bu yayı görüyor. Bu yayı gören bir de 38 değil mi? Yani 38 ise gördüğü yer 76. 76 ise burası da 38 mi çıktı? Evet, cevabımız böylelikle Akçay oldu. Düzgün çokgen verilmiş. Bu çokgen kaç kenardır diye soruluyor. Arkadaşlar biz düzgün çokgenlerin etrafına bir çember çizilebildiğini biliyoruz. Buna biz ne diyoruz? Çevrel çemberi diyoruz daha doğrusu. Arkadaşlar düzgün çokgense bu kirişler birbirine eşit midir? Evet. Kirişler eşit. Kirişlerin eşitliğini yazdık daha sonra. Burası olsa gördüğü yay nedir? 20. Kirişler eşitse bu ayırtları yayların hepsi 20'dir. Bu 20'den kaç tane varsa o zaman bu kenar sayısı da o kadardır. Bu 20'lerin toplamı 360 yapmayacak mı? Yani 360'ı ben 20'ye böldüğüm zaman kaç tane 20 olduğunu, yani kaç tane çift çizgi kenar olduğunu bulurum. Bu da bize kenar sayısını verir. Yani cevabımız böylelikle 18, yani Edremit çıktı. O merkezi çemberde AD, DC ve BC eşit verilmiş. Kirişlerin eşit olması ne anlama geliyor? Yayların da eşit olması anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi 102 derece verilmiş. 102 ise gördüğü yay kaç derece arkadaşlar? 204 derece. 360'tan 204 çıkartınca kaç yapıyor arkadaşlar? 260'tan, ya bu çıkartmalarda bir problem var. 360'tan 204 çıkartınca 6, 156 mı yapıyor? Evet, 156 yaptı. Hocam buraya 156 kaldı. Burası 156 ise 2'ye böl. 78, 78 yaptı. Hocam burası da 78 olacak o zaman. Dikkat edin arkadaşlar, bize boşu boşuna mı vermiş buradaki çapı? Şurası 78 diye yazalım. Şu çap değil mi? Çap. Burası çap olduğundan dolayı burası toplamı 180 yapacak. 180'den de 156'yı çıkartınca kaç kalıyor? 24 kalıyor. Hocam burası 24 yaptı. Şurası 78'di tamamı. 78'den de 24 çıkartınca 54 mi kalıyor? Evet, buraya 54 kaldı. Hocam bu yay 54 ise artık ikisi de bulabiliriz. Direkt çevre açıdan dolayı 27 yapacaktır. Yani cevabımız böylelikle Akçay oldu.